Bizim için gerçekler, inandığımız hayallerle başlar. Biz milli ve özgün her fikre önem verdik. Milletimizden aldığımız güçle, geleceğimiz, gençlerimizle, inançla, sabırla araştırdık, tasarladık ve başardık. Bağışçılarımızın desteği ve asla vazgeçmeyen gençlerimiz de hayalleri gerçek yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. El birliğiyle güç birliğine. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Mutlu günler yeni gün izleyicileri. Ben Ersen Çir. Ben Uğur Filiz. Her zaman olduğu gibi her perşembenin klasik bir programı Nostalji Futbol'da yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok özel bir konumuz var. Sevgili Göztepe'liler, sevgili futbol severler, sevgili İzmirliler. Gerçekten bir efsane ile bugün yaklaşık bir saat harika bir program olacak. Ve merak ettiğimiz, onun bizlere anlatacağı, bizim onu soramadığımız ama onun aklına gelip bize anlatacağı o kadar çok şey var ki bunların hepsini bir saatlik programda birlikte devam edeceğiz. Öncelikle ben hemen döneyim. Değerli büyüğüm Nevzat Güzelırmak. Nevzat abicim hoş geldin. Hoş bulduk Erşancığım. Sağ olasın. Evet Nevzat abicim. Tabii ki seni İzmir futbolu, Türk futbolu hatta Avrupa futbolu zayıfından biliyor ama tabii ki yeni jenerasyonda merak eden değerli kardeşlerimiz de oluyor. Programımızı izleyenler. Nevzat Güzelırmak kimdir? Kısaca istersen başlayalım. Daha sonra çok detaylı olarak senin futbol yaşamını geniş bir şekilde burada sevgili Uğur'la birlikte sorularımız olacak. Artık seni bugün biraz yoracağız ama artık bize mazur yok. Yok estağfurullah estağfurullah. Yani dilimin döndüğü kadar sizlere mutlaka surette en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Tabii. Şimdi sorduğunuz suale karşı Erşancığım benim annem babam Balkan Harbi'nden göç etmiş bir ailenin iki çocuğu çok küçük yaştan ve ondan dolayı ben 5 yaşında maalesef babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Anne, tüm ölmüşlerimize rahmet. Bir anne, bir oğul hayat mücadelesini yaptık. Allah ondan razı olsun. Beni çok güzel yetiştirdi. Efendim, tabii yetiştirmek de yalnız kalmadı. Okul derseniz okumaya çalıştım. İlkokul, ortaokul, lise çağına geldiğimiz dönemde ben Göztepe'ye beni takip ediyorlarmış. O zaman ben bizim Muhit takımımız Çayırlıbahçe'de futbola başlatmıştık. Bizim Terzi Yaya abi vardı. Onun tarafından lisansım çıkarıldı. Ve Çayırlıbahçe'de başladım. Fakat bizi de takip eden bir futbol grubu var. Kulüplere ait. Bunların başında Göztepe'de Abbas Göçmen diye bir büyüğümüz var. O beni genelde maçlarımızı biz Hava Harp Okulu o zaman mevcuttu talebeleriyle. Efendim karşısında Göztepe sahası vardı. Oradaki maçlarda beni devamlı izliyormuş Abbas Göçmen. Ve beni mimlemiş. Bir gün eskiden şimdiki kapalı salonun olduğu yerde halk sahamız vardı. Evet. Topraktı. Muhitimize de doğduğum büyüdüğüm muhite de çok yakın. Biz Çayırlıbahçe olarak Göztepe camiasından toplama bir grup oluşturulmuş. Bizim Çayırlıbahçe'yle bir maç yapmayı düşünülmüş. Yapmaya hesap edilmiş ve dolayısıyla biz Çayırlıbahçe olarak Göztepe'den gelen abilerimizle, arkadaşlarımızla bir yaptık. Biz Çayırlıbahçe olarak o günkü toplama takımı 5-2 yendik. 2 gol ben attım. O maçın sonucunda demir parmaklıklar var. Geliyorum. Gelirken Abbas Göçmen ufak tefek bir adamdı. O da benim annem gibi Üsküplüydü. Efendim
Benim ismimi çıkaramadı o anda. Sarı sarı dedi. Ben sarışındım çocukluğumda. Buyurun efendim demeye kalmadı. Bütün bizim mahalledeki maçı seyretmeye gelen arkadaşlar, benim arkadaşlarım veya tabii büyüklerimiz de olsun, hemen sardı etrafımızı. Sen dedi sever misin Göztepe'yi dedi. Şimdi sevmen denir mi? Sever mi efendim dedim. Sen dedi yarın dedi işte saat 4'te misal aklıma geleni söylüyorum. Sen Göztepe sahasında antrenmanda hazır ol dedi bana. Biz ertesi günü biz bütün mahalleden ne kadar arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz varsa atladık. Göztepe sahasına gittik. Ve eskiden antrenmanlardan önce belirli programa dahil olmak üzere bazı hareketler, fiziki çalışma yapıyordu. Ama sonra da bir çift kale denen, yani 11'e 11 bir müsabaka yapılıyordu. O zamanki yani düşünce tarzı futbol adına bu. Ben de soyunmuşum, tam gireceğim sahaya, Abbas Hoca bağırıyor, durun 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 demeye kalmadı. Gürsel abiler filan nur içinde yatsın, Allah nur içinde yatsın Güler abi, nur içinde yatsın Fikri abi, nur içinde yatsın Hakkı abi, hepsi şu anda aramızda yoklar. Ben bunu anlatırken hem üzülüyorum hem de anlatıyorum tabii. Onların ruhu şad olsun. Evet. Durun durun demeye kalmadı. Rahmetli Gürsel abi sonradan söyler bana. Ya bir baktım diyor, sen diyor sahaya geliyorsun diyor. Sarı kırmızı formayı giymişsin. Sahaya koşarak geliyorsun. Nereden çıktı bu çocuk ya filan gibi kendi kendime konuştum hatta diyor. Yani kızdım sana yani. Ya bana ne kızacaksın dedim. Gel bu. Ama evde iki hafta geçmedi. Nur içinde yatsın. İkisi de vefat etti. Güler abi, abisi. Abi. Çok iyi sağ açık oynardı. Çok iyi oyuncuydu ama. O demiş ki nasıl demiş Nevzat? Vallahi abi kusura bakma ama demiş. Ben demiş çok yanıldım demiş.